Beep, beep. Selam millet. Uzun zamandır video çekemiyordum. Bunun birçok sebebi var. Birincisi kameram bozuldu. Yaptığım çekimleri izlerken çok ince frekansta böyle zızızız diye bir ses oluyordu videolarda. O yüzden yayınlayamadım hiçbir videomu. Hatta o kameradan bir başka arkadaşımda daha vardı. Onu aldım, onu taktım, o da bozuldu. Herhalde benim aracın elektrik donanımında bir sıkıntı var. Kamerayı bozuyor. Şu an izlemiş olduğunuz kamera benim arka kameramdı. Kalitesi biraz daha düşük olduğu için arkada kullanıyordum. Bunda bir sıkıntı yaşamadım. Ancak daha kaliteli çekim yapan ön kameram maalesef bozuldu. Şimdi önle arkayı bir değiştirdim. Bakalım. Bilmiyorum, ilk defa çekim yapıyorum. Gece çok iyi çekmiyordu diye hatırlıyorum. O yüzden çekimden dolayı, yani kaliteden dolayı kusura bakmayın. Uzun zamandır video paylaşamamamın nedeni buydu arkadaşlar. Yolculuğumuza bu şekilde devam ederken sizlere çok, yani benim hoşuma gitti açıkçası. Çok zekice yapılmış bir hareketi anlatacağım size. Geçen gün Alsancak'ta arkadaşlarla böyle gezinirken, yaşı 7-8'dir en fazla. Çocuk mendil satıyor. Abi dedim, mendil alır mısın dedi. Yok abim dedim, bozuk param yok dedi. Ama bak dedim, arkadaşım da var dedim, para, git dedim. O dedim sana para versin, sat ona dedim mendil. Tamam abi dedi, arkadaşının adı ne dedi. Murat dedim. Tamam abi dedi, gitti arkadaşımın yanına. Abi dedi, mendil alır mısın? Arkadaşım da yok dedi, almayacağım dedi. Tamam abi dedi, peki dedi, ismini dedi tahmin edersem dedi, alır mısın o zaman dedi. Arkadaşım da tamam, tahmin edersen alırım dedi. Murat senin adın dedi. Bizim arkadaş şok. Vay be dedim içimden, şuna bak ya. Fırlama zekasını kullanarak orada mendil satmaya çalışıyor. Bizim arkadaş da nasıl bildin ya falan diye böyle bir tepki gösterdi. Hadi dedi, al dedi mendili. İsmini bildim işte dedi. Bizim arkadaşı yok almayacağım dedi. Bu da bak dedi, benim özel güçlerim var, sana dedi bela okurum vallahi, tutar dedi. Alacaksın bu mendili dedi. Bizim arkadaş da tırstı, aldı mendili. Tabi böyle zeka ile kazanılan paralar her zaman, yani ben çok takdir ederim bu gibi davranışları. Benim de çok hoşuma gittiği için ben de ufak bir harçlık verdim kendisine. Kendisini de takdir ettim. Tabi şimdi bunu birinden mi gördü, kendimi ikna, kendimi düşünüp yaptı bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerle bu en son zaten yeni lastik almıştık araca. Bununla ilgili bir virajlara falan girdim. Yeni bir video çekmiştim. Yani şöyle bir çevre yolunda 120-130'la virajlara girdim. Onu yayınlayacaktım hatta sizlere. Yani bir milim atma yoktu. Yani şöyle bir virajı düşünün, şu an 80'le gidiyorum. 130-140'la falan girdim. Yani 1 milim atma olmadı araçta. Lastikler inanılmaz iyi. Neyse, bakalım bu kamera açısı ve çekimi ne derece beğeni alacak bilmiyorum. Belki de artık video yayınlamayı da kesebilirim. Çünkü bir tane daha YouTube kanalım var. Orada eğitim içerikli paylaşımlar yapıyorum. Ona ağırlık verebilirim.
Bir de zaten çok yoğunum. Yani gündüz şirketteyim 6'ya kadar. Daha sonra 7 ile 9 arası eğitim veriyorum. Özel, online. Hafta sonları da aynı şekilde. Şu an 5 tane öğrencim var. Onlarla ilgileniyorum. Bir tane eğitim zaten 3 ay sürüyor. Yani bir öğrenci aldığım zaman onunla 3 ay kilidim. Kendim de aynı zamanda eğitim alıyorum. Yatırımcılık ve finans eğitimi alıyorum arkadaşlar. O yüzden epey yoğunum. Dışarıdan da bazı projeler falan vesaire. Bir de projeyi yaptırıp parasını vermeyenler var falan filan. O manyaklarla da ayrı uğraşıyoruz, o ayrı. Şöyle ben sana biraz daha yol vereyim. İşte görüyorsunuz. Koskoca araç kırmızıda geçiyor. Ya hayret ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. One.